Merhaba arkadaşlar, 39 günde TYT Matematik Kampı'nın 31. gününe geldik ve TYT'de aslında 3. bölüm dediğimiz konulara giriş yapmıştık. Bugünkü konumuz da kümeler konusu. Hangi kitabımıza? 39 günde TYT Kamp kitabımızda. Kitabımızı temin edemeyen arkadaşlarımız videonun altındaki PDF'yi kullanabilirler ve kümeler bizim için gerçekten önemli, basit mantığı vardır. İlk videoda küme konusunun tanımını vereceğim arkadaşlar ve karşımıza nasıl sorular çıkar ona bakacağız. Şimdi hiç beklemeden hemen geçiş yapıyorum. Öncelikle sevgili arkadaşlar, kümenin bir tanımını verelim. Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu iyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Şimdi burada iyi tanımlanmıştan kastı nedir biliyor musunuz? Herkes tarafından nesnel olarak bilinen. Yani bir kümenin küme olabilmesi için herkes tarafından iyi bilinmesi lazım. Örnek verecek olursam arkadaşlar, örneğin Türkiye'nin en güzel illeri de bir küme olmaz. Çünkü güzellik kişiye göre değiştiği için farklı elemanlardan oluşur. Ama mesela Türkiye'de J harfiyle başlayan iller dediğim zaman birçok öğrencimiz hocam bu da küme değil diyor. Peki J harfiyle başlayan bir il var mı? Yok. O yüzden bu da bir küme olur ve adı da boş küme olur. Göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ise kümelerin gösterimine geçelim. Arkadaşlar kümeler 3 farklı yöntemle gösteriliyor. Birincisi Venn şeması yöntemi, yani şema ile göstereceğiz. Nesneleri kapalı bir şekilde gösterilmesidir. Kapalı şeklin dışına bir harf yazılır. Bu kümenin adı oluyor. İçine de elemanları yazarız. Örneğin A elemanı, B elemanı, C elemanı, ama bunlara nokta işareti koyarız. Aynı şekilde şeklin nasıl olduğu önemli değil. Yeter ki kapalı bir şekil olsun ve bu kümelere biz Venn şeması diyoruz. İkinci gösterime geldiğimiz zaman liste yöntemi. Arkadaşlar bir liste oluşturun. Örneğin pazara giderken bir liste oluşturuyorsunuz. Oraya ne yazıyorsunuz? İşte domates, virgül, biber, virgül, işte patlıcan. İşte bu ifadeleri kullanırken virgül kullanıyoruz. O yüzden nesneleri tırnak ayraç içerisinde aralarını virgül konularak gösterilir. Bu yöntemde kümenin içine yazılan elemanları belirtir. Örneğin A kümesi ABC, B kümesi 1, 2, 3. 3 tane elemanlı bir kümemiz bulunmaktadır. Ve son yöntemimiz ise ortak özellik yöntemi. Her nesnenin ortak özelliğinin tırnak ayraç içinde verilerek gösterilmesidir. Burada önemli olan arkadaşlar, özellikle sorularda ortak özellik yöntemi çok çıkar. Kümeyi okurken iyi okumanız gerekiyor. Ortak özellik verildiğinde küme elemanlarını sayabilmek için liste yöntemini çeviririz. Bunu unutmayalım. Örneğin A ortak özellik kümesi. A x, öyle x'ler var ki şu işaretin adı öyle. Öyle. Öyle x'lerim var ki x'im 2'den büyük, 8'den küçük. Ve bu x'imin elemanı tam sayı. Şimdi 8'den küçük, 2'den büyük tam sayıları söyleyin dediğimiz zaman 2'den büyük tam sayılar 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. 8'den de küçük olmasını istiyorum. Artık yazmıyorum. O halde arkadaşlar 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 5 tane elemanım var ve bu kümemin eleman sayısı 5. Ve şunu unutmayın, ortak özellikte verilen bir kümenin elemanını direkt göremezsiniz. Onu liste veya Venn şemasına çevirmeniz gerekiyor. Ama genellikle biz liste yöntemiyle yazarız. Geldim kümelerde temel kavramlar. Yine bilmemiz gereken bir ifade. Eleman kümeyi oluşturan nesnenin her birine kümenin elemanı denir. E işaretiyle, yatay bir E işaretiyle gösterir. Eleman sayısı kümenin eleman sayısını belirler. SA sayısı A'nın veya NA, number of A'da diyebilirsiniz. İngilizceden geliyor. NA ya da SA şeklinde gösterir. ÖSYM ikisinde kullanıyor arkadaşlar. Genellikle SA'yı kullanır ama S ifadesini neyi de kullanabilir. Boş küme, elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Bakın bir Venn şeması şeklinde bir yuvarlak çiziyorum. Üzerine bir çizgi atıyorum. Sanki geçilmez gibi. İşte bu boş küme ya da boş liste. Boş liste şeklinde gösterir. Ve şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bazen sorularda karşımıza gelebiliyor. Bir liste verilmiş ve içerisine bir boş küme verilmiş. Arkadaşlar bu boş küme değil, içerisinde bir eleman olduğu anlamına geliyor. Çünkü elemanların illa harf ya da sayı olması önemli değil. Bir şekil bile olsa bu bir elemandır. Bir elemanlı bir küme. Örneğin yıldız, yuvarlak, kare ve yıldız attım. Bakın 3 tane farklı şekilde listenin içerisine atarsam bu bir küme oluşturur. A kümesi ve elemanları 3 tanedir diyoruz. Eşit küme, elemanları aynı olan kümeye eşit küme denir. Peki biz eşit kümeyi bize tabi direkt karşımıza vermez. Bir tanesi liste, bir tanesini ortak özellik şeklinde verirse eşit küme olduğunu görürüz. Örneğin A kümesi 1, 2, 3, 4. 4 elemanlı bir küme. Peki B kümesi ne diyor? Bana öyle x'ler söyle ki
5'ten küçük pozitif doğal sayı olsun. Şimdi arkadaşlar 5'ten küçük ve pozitif doğal sayı. 5'ten küçük sayılar 4 var, 3 var, 2 var, 1 var, 0 var ama doğal sayı pozitif değil. O yüzden 1'e kadar. Elemanlara baktığım zaman 1, 2, 3, 4. Anlı elemanlarına baktığım zaman 1, 2, 3, 4. İşte A ile B kümesi eşit küme diyoruz arkadaşlar. Denk küme, denk kümede eleman sayıları aynı olan kümeye denir. Dikkat edin, eleman sayısı aynıysa denk küme diyoruz. A kümesi 1, 2, 3, 4 iken B kümesi A, B, C'de. Her ikisinin de elemanı SA kaçtır burada? 4. Peki SB'ye kaçtır? SB'de 4. O halde bu iki küme denk oluyor. Denklikle eşitliği karıştırmayın. 3 çizgiyle gösterilirse denk işareti vermiş oluyor diyoruz ve hemen yan sayfaya geçiyoruz. Evet, diğer terimimiz ise arkadaşlar sonlu küme. Elemanı sayılabilen küme. Yani sonlu olacak elemanını sayabiliyorum ben. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elemanlı bir küme. B kümesi ortak özellik. Öyle x'ler söyle ki bana 5'ten küçük olsun ama doğal sayı olsun. Peki 5'ten küçük ve doğal sayılar nelerdir? 5'ten küçük 5'i almıyoruz tabii ki de. 4, 3, 2, 1, 0 da bir doğal sayı. Toplam 5 elemanlı. Elemanı sayıyorsam sonlu küme. Sonsuz küme elemanı sayılmayan kümeye. Örneğin A kümesi öyle x'ler söyle ki bana 3'ten büyük olsun doğal sayılar. Şimdi arkadaşlar 3'ten büyük ve doğal sayı 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. Nereye kadar gider bu? Sonsuza kadar gider. O yüzden bunun elemanını sayamam. Biz de buna sonsuz küme diyoruz. Ve geldik evrensel kümeye. Bütün kümeleri kapsayan en büyük kümeye denir. E şeklinde gösterilir. Yani aslında dünya ve gezegenler birer farklı kümeler ve bu kümelerin hepsini kapsayan bir evren var. Kelimesi oradan geliyor. İşte biz buna evrensel küme, yani hepsini kapsayan küme. Ve şunu unutmuyoruz. Her zaman sorularda A ve B kümesini çizdik ya, dışarıya bir tane evrensel. Şu şekil bizim için çok önemli. Problemlerde göstereceğim arkadaşlar, küme problemlerinde. O yüzden evren dediğimiz zaman en büyük, en dışarıdaki küme şeklinde nitelendirebiliriz. Ve geldik alt kümeye. Alt küme. Bir A kümesinin, hemen bakalım, bir A kümesi aynı zamanda B kümesinin de elemanı ise A kümesi B kümesinin alt kümesi denir. Ve A şu işaret alt küme işaretidir arkadaşlar. Bazı kaynaklarda sadece C verir, bazı kaynaklarda C'nin altında bir çizgi vardır. İkisi de geçerlidir şeklinde gösterir. Kim alt kümesi? A alt kümesidir B'nin. Yani A B'nin altındadır. O zaman bir B kümesi çiziyorum, bir A kümesi çiziyorum. Bakın A B kümelerini verdim. Ve en altta ne vardır arkadaşlar? A kümesi vardır. A'nın tüm elemanları, B'nin de elemanı. Alt kümeyi şöyle düşünebilirsiniz. Bir şirket var, o şirketin şubeleri o kümenin alt kümesi şeklinde düşünebiliriz. Şimdi A B'nin alt kümesidir. Peki B kümesi işareti tersten verebilir. B bakın alt küme işaretinin tersini vermiş bize. Yani ters C de diyebiliriz. Şöyle de verebiliriz. Burada da B kümesi kapsar A kümesi. Yani B kümesi A'yı komple kapatıyor anlamında gelir. Öz alt küme geldi. Öz alt kümeyi de bilmemiz lazım arkadaşlar. Bir kümenin kendisi dışında tüm alt kümelerine öz alt küme denir. Yani kümenin kendisi dışındaki alt kümeyi sayı bulmasını birazdan öğreneceğiz. Öz alt kümede kendisini çıkartıyorsunuz. Buna biz o zaman öz alt küme diyoruz. O zaman şunu diyebiliriz. Alt küme ile öz alt küme arasında bir sayı fark var. O da kimdir? Kendi elemanlarıdır. Yani kümenin tüm elemanlarını çıkardığınız zaman öz alt kümeleri bulabilirsiniz. Alt küme özellikleri, her küme kendisinin alt kümesidir arkadaşlar. Ve her boş küme tüm kümelerin alt kümesidir. Neden? Ben bir A kümesi çizdim. Elemanlarıma ne verdim? 1, 2, 3 verdim. 3 elemanlı bir A kümesi. Bunun içerisine bir tane B boş kümesi çizdim. Sonuçta istediğim kadar çizebilirim. O yüzden B kümesi A kümesinin alt kümesi oluyor. Peki birinci özelliğe baktığımız zaman her küme kendisinin alt kümesi. Şimdi arkadaşlar bu A kümesi dedim. Büyük bir A kümesi çizelim. Bu sefer elemanlarımız A, B, C olsun. Peki ben bunun içerisine şöyle farklı bir renkle tekrar bir küme çizdim. Bu küme ne oldu? Yine A kümesi oldu. O zaman A'nın altındadır, alt kümesidir diyebiliriz. Ve geldik alt küme sayısı bulma. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Öncelikle kümenin eleman sayısı bulunur. Kümenin sayısı kadar iki sayısını yan yana yazılır. Yazılan bu sayılar çarpılır ve alt küme sayısı bulunur. Bir A kümesi olsun ve sayısı SA N. Yani N elemanlı bir kümemiz var. Alt küme sayısı nedir dediğim zaman 2 üzeri N. Çünkü N tane 2'yi yan yana yazacağım. Öz alt küme sayısı da bunun bir eksiği. Şimdi şu soru geliyor gençler. Hocam neden 2'yi kullanıyor? Çünkü arkadaşlar bir kümenin elemanlarını şöyle bir verelim. A,
B olsun. İki elemanlı bir küme olsun. Şimdi ben bu kümeden oluşturacağım yeni kümeleri yazacağım. Şimdi tek başına A olabilir. Tek başına B olabilir. Bakın. A ve B aynı anda olabilir. Veya da üçüncü bir şansımdı arkadaşlar. A ve B hiçbiri yok. 1, 2, 3, 4 tane var. Böyle tek tek yazana kadar. Benim elemanım kaç tane? 2 tane. Hangi elemanlarım var? A var, bir de B var. Şimdi bakın. A kümesinin bu kümenin içerisinde, alt küme içerisinde ya vardır ya yoktur. 2 tane şansı vardır. O halde A kümesi için 2 şansım var. B kümesi de aynı şekilde ya vardır ya yoktur. Bunun için de 2 şansım var. Her ikisi için 2 şansım olduğu için 2 kere 2, 4 şansım var. Yani aslında biz burada arkadaşlar neyi kullanıyoruz? Burada kombinasyon permütasyon dediğimiz olayı kullanıyoruz. Yani bir kümenin içerisinde olma şansı ya vardır ya yoktur 2. Her biri 2 için 2 olması gerektiğinden dolayı tüm elemanların 2 tane şansımız var diyerek 2 üstü n yazarım. Bakın 2, 2, 2. Kaç tane elemanım var? N tane. O zaman n tane 2'yi yan yana çarparsam alt kümeyi verir. Bu kümeden tüm elemanların kapsayanını silersem, bakın 4 taneydi, birini sildim, 3 tane kaldı. Bu da bize öz alt kümeyi verir diyoruz ve bu sayfayı bitiriyoruz. Diğer sayfaya geçiyorum. Hemen arkadaşlar bir örneği verelim. A kümesi 1, 2, çengelli 3 ve çengelli 4, 5 kümesinin alt küme sayısı nedir? Çengelli dememin sebebi şu. A kümesinin elemanlarını sayarken 1 var, 2 var. Bakın burada çengelli 3 dedim. Yani eleman burada 3 değil, listeli 3 aslında ve çengelli parantez olarak da düşünebilirsiniz. Sonra ne geliyor bakın? 4, 5 geliyor. Listeli. Bu da bir elemandır. O halde 1, 2, 3, 4 tane elemanım var. Benden alt küme sayısını istiyor. Küme sayısı. Her eleman için 2 yazıyorum. 4 tane elemanım olduğu için 4 tane 2 yazarsam bu da ne yapar arkadaşlar? 16 yapar. Ve geldik bir kümede bulunur bulunmaz soruları. Bu da bizim için önemli. Sorularda kaç tane elemanın bulunması veya bulunmaması istenirse o elemanı verilen kümeden çıkartırız. Kalan elemanların alt küme sayısını buluruz. Bu alt küme sayısı hem bulunanı hem de bulunmayanı verir. Şimdi aşağıda verdiğimiz örneği dikkatli dinleyelim. Aslında olay şu arkadaşlar. Bir kümede bulunanı değil bulunmayanı bulursunuz. Onda nasıl bulursunuz? Kümeden silersiniz. Ben o elemanı kümeden sildiğimde o kümenin elemanlarından oluşturacağım alt kümelerin hiçbirinde sildiğim eleman yok. Tamam. İşte o sildiğim eleman yok dediğimiz ifade o kadar da var demektir. Çünkü neden? Bir kümenin bulunma şansı neydi? 2. Ben var ya da yokun 2 tanesini silersem bir sayıdan çıkan sayı benim her zaman sildiğim sayının yarısı olur. Yani şu. 4 elemanlı bir küme düşünün. Alt küme sayısı kaç? 2, 2, 2, 16. Ben bu kümelerden birinin elemanını silersem geriye kalan alt küme sayısına bakar mısınız? Kaç oldu? 8 oldu. Yani önceki sildiğimin yarısı. Yani bulunurla bulunmaz her zaman birbirine eşittir. Örnekle daha iyi anlayacağız. Hemen bakalım. Şimdi soruda ne diyor bize? A kümesi 1, 2, 4, 5 kümesinin alt kümelerinin kaçında 2 bulunmaz? Şimdi sevgili arkadaşlar 2 bulunmaz dediği için 2'yi siliyorum. Kalan kümelerim 1, 3, 4, 5 içinde 2 yok. İşte bunların alt kümelerini bulacağım. Hangi kümenin yeni oluşturduğum 1, 3, 4, 5 kümesini oluşturuyorum ve burada bakın her eleman için alt kümesini bulmak için 2 yazıyorum. 16 tane alt kümem var ve buradan oluşturduğum 16 tane alt kümenin hiçbirinde 2 yok. O zaman 16 tane alt kümesinde yok. Kim yok? 2 yok. Peki sevgili arkadaşlar kaç tane 2 var dediğim zaman cevabım 16 tane alt kümede 2 var diyorum. Bakın aynı çıktı. Neden? Hemen bakın ispatını yapalım. Bu kümenin A kümesinin alt kümesi nedir arkadaşlar? Toplam kaç tane elemanım var? 5. 5 tane 2'yi yan yana çarparsam kaç yapar? 32. Peki 32 tane alt kümenin 16 tanesinde 2 yoksa 32-16 tanesinde de 2 var demek. Bu da ne yapar? 16 çıkar. Bakın her zaman bulunurla bulunmaz birbirine eşittir diyoruz. Ve geldik diğer bir örneğimize. A kümesinin öz alt küme sayısı x'tir. Bu kümesinin eleman sayısını 2 katına çıkartılırsa öz alt küme sayısı nasıl olur? Şimdi öz alt küme sayısının kaç olduğunu vermiş bana? X olduğunu vermiş. Ben kümenin eleman sayısını bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Arkadaşlar alt küme sayısı alt küme n tane elemanımız olsun 2 üstü n olur. Peki öz alt küme ne olur? Öz alt küme ki biliyorum ki öz alt kümede
2 üstü n'in 1 eksiğidir. Şimdi dikkatlice bakalım. Bana kümenin öz alt küme sayısının kaç olduğu verilmiş? X oldu. O zaman 2 üzeri n eksi 1'in x olduğunu ben biliyorum. Bu elimde dursun. Peki 2 üzeri n ne olur arkadaşlar? Bu da x artı 1 olur. 2 üzeri n'i yakaladım. X artı 1. Şimdi soruya tekrar dönüyorum. A kümesinin eleman sayısının 2 katına çıkartılırsa öz alt küme sayısı nasıl olur? O halde arkadaşlar A küme sayısının 2 üzeri n dediğime göre A kümesinin alt küme sayısını bulmak için eleman sayısını bilmem lazım. Eleman sayısına ben ne dedim? N dedim. Öz alt küme sayısı 2 üzeri n oldu. Alt küme sayısı. Öz alt küme sayısı da 2n eksi 1. Bir eksiye. Ve biz buna x dedik. Şimdi ben A kümesinin elemanını 2 katına çıkartıyorum. O zaman hemen onu da kırmızıyla yazalım. Yeni A kümesinin eleman sayısı 2 çarpı n. 2 katına aldım. Peki bunun alt küme sayısını bulalım. Alt küme. Küme sayısı. Neydi arkadaşlar? Eleman sayısının 2 kuvveti diyorum. 2 üzeri. Hemen şöyle söyleyeyim. 2 üzeri iken. İşte bu bize neyi verdi? Alt küme sayısını verdi. Yani devam ettirecek olursam aslında 2 üzeri n'in karesi olmuş oldu. Şimdi ben 2 üzeri n'i ne buldum? X artı 1 buldum. Şimdi soruda bana ne diyor? Çıkartılırsa öz alt küme sayısı nasıl olur? O halde hemen bu kümenin öz alt kümesini buluyorum. Aynı kümenin öz alt küme sayısı. Küme sayısı. Bu nedir arkadaşlar? 2 n'in karesinin 1 eksiğidir. Çünkü her zaman 1 çıkaracağım. Peki biz 2 üzeri n'i ne bulduk? X artı 1. O halde x artı 1'in karesinin 1 eksiği. Açalım x artı 1'i. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Artı ikincinin karesi 1 eksi 1. Buradan da arkadaşlar göreceğiniz gibi eksi 1 artı 1'i götürdü. Böylelikle x kare artı 2x olarak yeni öz alt kümem oluşmuş oldu. Ve hemen yan sayfaya geçiyorum. Evet arkadaşlar bir örneğimiz var. A kümesi verilmiş. X, Y, dikkat, listeli Z, T, listeli K'li. Ve B kümesi de Y, T, Y, T, X, bakın Y, T, listeli, Z, X, L kümeleri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur diyor. Hemen şöyle biraz da küçültelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, K ve L elemanıdır A kümesinin. Şimdi düşünüyorum, K ve L elemanıdır A kümesinin. Şimdi burada arkadaşlar bir not yazmanızı istiyorum. Şimdi bize iki türlü, bu tarz sorularda iki türlü ifade gelir. Birincisi elemanıdır ifadesi gelir. İkincisi de alt kümesidir ifadesi gelir. Şimdi elemanı arkadaşlar, gördüğünüz her şey elemandır. Yani kümenin içerisine baktığım zaman gördüğüm her şey elemanıdır. Örneğin X diye bir elemanım var mı benim A kümesinde? Var. Z kümesinde B diye bir elemanım var mı? Var. Tek başına kullanılır. Örneğin X A kümesinin elemanıdır. Ama alt kümesidir dediği zaman o elemanı alıyorsunuz, listenin içerisine atıyorsunuz ve bu şekilde okumak zorundasınız. Kümeli okumak zorundasınız. Çünkü alt küme diyorum, bakın küme işareti olmak zorunda. X alt kümesidir. Nedir? Arkadaşlar A'nın. Hemen bunu aldım. Başka bir örnek verelim. Örneğin arkadaşlar benim A kümemde Z diye bir elemanım var mı? Bakıyorum hocam var. Peki Z mi var yoksa listeli Z mi var? O yüzden arkadaşlar Z A kümesinin elemanı değil, listeli A elemanı. Buna dikkat edelim. Ve ben elemanı alıyorum. Hop. Listelinin içerisine atarsam bu alt küme oluyor dedik ama benim Z diye bir elemanım yok. Neli var? Listeli Z var. O yüzden listenin içerisine tekrar bir liste çiziyorum ve böylelikle A kümesinin alt kümesi olduğunu gösteriyorum. Yani olay şu. Gördüğünüz her şeye eleman diyeceksiniz. O elemanları listeyle yazarsanız bu da alt küme oluyor arkadaşlar. Mantık bu. Şimdi hemen bakalım birinci öncülümüze. K ve L alt kümesidir A'nın. Demek ki ben listeyi yazmışım, alt kümesi almışım. Peki benim A kümemde K ve L diye bir eleman var mı? Bakıyorum yok. Hocam olur mu, burada KL var. Bu KL değil arkadaşlar. Listeli KL. A kümesinin içerisinde sadece K virgül L olması lazım. Örneğin X, Y gibi. Listeli KL okurken elemanı listeli KL okuyorum. O yüzden birinci ifade kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Gelelim ikinci ifadeye. A ve B kümesinin kesişimi ortağı X ve Z. Hemen bakıyorum. A kümesinde X var. B kümesinde de X var. A kümesinde Z,
Yok, listeli Z var. Ama B kümesinde Z var. O yüzden listeli Z ile Z aynı değil ve doğal olarak da ben A, B kümesinin ortakları X ve Z diyemiyorum arkadaşlar. Buna dikkat edelim. O zaman bu ifade de yanlış oldu. Gelelim üçüncü öncüle. Listeli Z elemanıdır A. Neydi elemanı? Gördüğün her şey elemandır. Peki ben A kümesinin içerisinde dikkat. Listeli görüyor muyum? Listeli Z görüyorum. İşte bu elemandır. O yüzden üçüncü öncül kesinlikle doğrudur. Peki hocam böyle verseydi doğru mu? Kabul edecektim. Peki ben A kümesinde sadece boş bir Z görüyor muyum? Görmüyorum. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Böyle vermek zorunda. Elemanı değildir demek zorunda. Bu tarz ifadelere dikkat edelim. Geldik dördüncü öncüle. A ile B'nin elemanları birleşimi 8'dir. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya şöyle bir silelim. A, B kümesinin elemanlarını birleştireceğim. Bakın ortakları bir kez yazıyordum. X hem burada var hem burada var 1. Y sadece burada var. Bunu aldım. Listeli Z sadece burada var. T sadece burada var. 1, 2, 3, 4. Listeli K, L burada var. 1, 2, 3, 4, 5. YT bakın yukarıda yok aldım. Z yukarıda yok aldım. X ortak olduğu için bir daha almıyorum. L de yok aldım. O halde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane neyim var benim? A ve B kümesinin birleşimi var. Şimdi sıra geldi A ile B'nin eleman sayılarının toplamına. Hemen tekrar sildiğimiz zaman A'nın eleman sayısını sayalım. A'nın eleman sayısı X, Y okunuşa dikkat edin. Listeli Z 3, T listeli K, L 4. 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanı var. A kümesinin eleman sayısı 5. Bunu aldım. B kümesine bakalım. Listeli YT 1 diyorum. Z 2, X 3, L 4. Burada da SB'nin eleman sayısı da 1, 2, 3, 4. Toplandığımız zaman 4 artı 5, 9 yapar. Ama burada ne vermiş bana? 10 vermiş. Tekrar söylüyorum. Burada önemli olan gördüğün her şeye eleman diyeceksin. O gördüğüne liste çekersen adı ne olmuş olur arkadaşlar? Alt küme olmuş olur diyoruz. Ve hemen geçiyorum diğer bir örneğe. Hemen bakalım örneğimize. Bir A kümesinin eleman sayısı 3 artırılırsa alt küme sayısı 112 artıyor. A kümesinin eleman sayısı kaç? Şimdi A kümesinin eleman sayısını bilmiyorum. Dedim ki A kümesinin eleman sayısı n olsun. A kümesinin eleman sayısı n ise 2 üzeri n ne oldu arkadaşlar? Alt küme sayısı. Peki A kümesinin eleman sayısını 3 artırırsak yeni A üstü çizgi atalım. Bu A kümesi olsun. Hatta YA diyelim çünkü şeyle karışmasın, tümleniyle karışmasın. Yeni A kümesi. Eleman sayısını 3 artırdığında alt küme sayısı ne olur bunun? 2 üzeri n artı 3 olur. İşte soruda bana ne diyor arkadaşlar? Eğer biz A kümesinin eleman sayısını 3 artırırsak alt küme sayısı 112 artıyor. Yani şuradaki alt küme sayısı buradaki alt küme sayısından 112 fazlaymış. O halde 2 üzeri n artı 3'ten ben 2 üzeri n'i çıkardığımda 112 fazlaymış. O halde arkadaşlar 2 üzeri n artı 3, 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 3'tür. Eksi 2 üzeri n 112. 2 üzeri n parantezini aldığımız zaman 2 üzeri 3 eksi 1 112. 2 üzeri n, 2 üzeri 3 ne yapar? 8, 1 çıkar 7. 112. Hemen 7'ye böldüğümüz zaman 112. 112 bölü 7. 11'de 7 bir defa var. 42'de 6 var. Ne oldu? 16 oldu. 2 üzeri n 16 ise aslında 2 üzeri n 2'nin 4'üne eşittir. Buradan da elimize ne buluruz arkadaşlar? 4 bulmuş oluruz. Bizden ne soruyor? A kümesinin eleman sayısı 4 bulduk. Eleman sayımız 4. Alt küme sayımız 16. 3 artırırsam eleman sayım 7. Alt küme sayım da ne olur arkadaşlar? 4, 5'te 32, 6'da 64, 7'de 128. 128'de 16. Zaten 112 fark gelmiş oluyor. En sayımız 4'tür diyorum. Ve böylelikle bu sayfayı da bitirdik. Hemen diğer sayfaya geçiyorum. Örnek arkadaşlar bir A kümesinin alt küme sayısı x küp artı 5. Öz alt küme sayısı 9x artı 4 olduğuna göre bu kümenin eleman sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar alt küme sayısı x küp artı 5. Ben biliyorum ki alt küme sayısından
1 çıkardığımda kime eşitti? Özalt kümeye. E peki özalt küme sayısı kaç? 9x artı 4. O zaman bu buna eşit olmak zorunda. Peki x küp artı 5 eksi 1'den artı 4 kime eşit arkadaşlar? 9x artı 4'e. Hepsini bir tarafa toplarsak, hatta toplamayalım. Direkt bakın 4'ler birbirini götürdü. Böylelikle x küp neye eşit oldu? 9x'e. Alalım bir tarafa. X küp eksi 9x eşittir 0 oldu. X parantezini alırsak x kare eksi 9 eşittir 0 oldu. Şimdi çarpımları 0 ise x 0'dır. Ya da x kare eksi 9 0'dır. Arkadaşlar kümenin eleman sayısı 0. Boş küme, ama boş kümenin alt küme sayısı 1'dir 2 üzeri 0'dan. O yüzden 0 olamaz. Peki x kare 9 ise buradan x'i bulalım. X kare 9 ise x'imiz nedir arkadaşlar? Artı eksi 3'tür. Yani 3 de olabilir, eksi 3 de olabilir. Ama eleman sayısı eksi 3 olamayacağına göre x'imiz kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Peki benden neyi soruyor? Bu kümenin eleman sayısını soruyor. Şimdi ben alt küme sayısını biliyorum. 2 üzeri kaç? Alt küme sayımız 3. Bu kümenin eleman sayısını nasıl bulacağım? Kümenin eleman sayısı n olsun arkadaşlar. 2 üzeri n. Peki 2 üzeri n. Bize neyi verir? O kümenin alt kümesini verir. E ben x'i 3 bulduğuma göre bu kümenin alt kümesi x küp artı 5. O zaman 3'ü yazarsak 2 üzeri n eşittir. 3'ün küpü artı 5. 2 üzeri n eşittir. 27 artı 5 32. 32 de nedir? 2 üzeri 5. Demek ki 2 üzeri n 2 üzeri 5'e eşitse n'imiz buradan 5. Yani kümemizin eleman sayısı 5 olmuş oluyor. Hemen geldim arkadaşlar. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme. Şimdi biz alt kümeleri sayarken bütün alt kümeleri aldık. Bütün alt kümelerin içerisinde 1 elemanlı var, 2 elemanlı var, 3 elemanlı var. O halde bize sorularda işte bu kümenin 5 elemanlı bir küme var. Acaba kaç tanesi 4 elemanlı ya da kaç tanesi 2 elemanlı? Şimdi orada bir seçim yaptığımız için arkadaşlar bu konuda kombinasyonu kullanıyoruz. Bir A kümesinin eleman sayısı n olsun. Tamam. N büyük eşit R olmak üzere N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısına N'nin R'li kombinasyonu denir. Yani seçim. C üzeri N R veya N'in R'li kombinasyonu ifadesiyle gösterilir. Peki bunun formülü nedir? N'in R'lisi N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel. Kombinasyon konusunda bunu göreceğiz. Ama biz daha kısa yolunu bulalım. Arkadaşlar mesela 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısını ya bu formülü bulacaksınız ya da şu ifadeyi kullanacaksınız. Dikkat edelim. Yukarıdaki elemanımız kaç? 5. 5'ten alttaki kadar geri geliyorsunuz. Yani 2 tane geri. Bakın 2 tane geri bölü 2'den aynı şekilde 2 tane geri geliyorsunuz. Hemen o zaman açalım. 5'in ikili kombinasyonu. 5'ten 2 tane geri gel. 5, 4. 2'den de 2 tane geri gel. Tabii 5'ten başlayarak geliyorsunuz. 5 ve 4. 2 ve 1. Buradan ne yapar? 20 bölü 2'den cevabımız nedir gençler? 10 olarak çıkar. Hemen örneğimize bakalım. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin 4 elemanlı kaç tane alt küme sayısı olduğunu bulalım. A kümemizin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aslında soru benden ne istiyor? 6 elemanlı bir kümenin kaç tane 4 elemanlı alt kümesi vardır? 6 elemanlı bir kümenin 4 elemanlı alt küme sayısı. Kuralımız neydi? Alttaki kadar geri gel. 6'dan başla. 1, 2, 3, 4. 4 tane geri geliyorum. 6, 5, 4, 3 bölü. 4'ten de 4 tane geri gel. 4, 3, 2, 1. Şimdi bunlar çarpım durumunda arkadaşlar. 4, 3, 2, 1 yukarıdakiyle. Bakın 4'ler gitti, 3'ler gitti. Buradan 6 kere 5 30, 2 kere 1 2 böldüğümüz zaman buradaki kümede 15 tane. Şimdi 6 elemanlı bir kümenin 2 üzeri 6'dan 64 tane alt kümesi var. Bu 64 tane alt kümenin içinde 15 tanesi 4 elemanlı olarak karşımıza çıkar. Evet sevgili arkadaşlar, hemen yan sayfaya geçelim. Evet, kombinasyonun özellikleri, bunu kombinasyon konusunda vereceğiz ama buradaki küme konularını çözebilmek için bazen lazım oluyor bize. N'in sıfırlı kombinasyonu ne demek? Ya bir alt kümenin sıfır elemanlı kümesi. Aha, boş küme. O yüzden arkadaşlar N'in sıfırlısı her zaman 1'dir. Unutmuyoruz. Peki N'in birlisi nedir? N'den ben, dikkat edin. N'den bir tane geri geldim. N bölü 1'den 1 geri geldim. 1. N bölü 1'den N. Yani 5 elemanlı bir kümenin 5 tane birer elemanlı alt kümesi var. Peki N'in n'lisi nedir? N'in n'lisi arkadaşlar, ben n'den n'e kadar n tane geri gelip aşağıda da n tane geri gelirsem 1 olur. Yani örnek verecek olursam mesela A kümesi A, B, C olsun.
Bu kümenin alt kümelerini sıraladığım zaman bunun içinde bir tane ABC kümesi olan bir küme olur. O yüzden n'in n'lisi 1'dir. Diğer bir özelliğimiz, yine bunu çok sık kullanacağız arkadaşlar. N'in a'lısı n'in b'lisine eşitse arkadaşlar iki durum vardır. Ya n a artı b'ye eşittir. Yani şunların toplamı n'e eşittir. Ya da a b'ye eşittir. Mesela 7'nin 5'lisi kaç tane geri geleceğim ben? 5 tane geri geleceğim. Ama onun yerine şunu diyebilirim. 5 ile neyi eklersem 7 yapar. 7'nin ikilisine eşittir arkadaşlar. Zaten hemen şurada 7'nin 5'lisi. 5 tane gel. 7, 6, 5, 4, 3. 5'ten de 5 tane gel. 5, 4, 3, 2, 1. Bakın 3, 4, 5'i sildim. 3, 4, 5'i sildim. 6 kere 7, 42 bölü 2. Şimdi 7'den 2 tane geri gel. 7, 6. 2'den 2 tane gel. 2, 1. Fark ettiyseniz şurada hemen şöyle verelim. Bakın. Şurada görmüş olmanız gerekiyor. 7 6 bölü 2 1 eşittir 7 6 bölü 2 1. Bunlar birbirine her zaman eşittir diyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Bir A kümesinin 5 elemanlı alt küme sayısı ile 3 elemanlı alt küme sayısı birbirine eşittir. Buna göre A kümesinin 4 elemanlı alt küme sayısı. Şimdi arkadaşlar bir A kümesinin 5 elemanlı alt küme sayısı kime eşitmiş? 3 elemanlı alt küme. A kümesinin eleman sayısını bilmiyorum. N olsun. N'in 5'li alt küme sayısıyla n'in üçlü alt küme sayısı eşittir. Demek ki n buradan ikisinin toplamı olmak zorunda. Yani 5 artı 3. Yani n'imiz 8. Soru neyi soruyor? Bu A kümesinin yani 8 elemanlı kümenin 4 elemanlı alt küme sayısı. O zaman 8'den 4 tane geri geliyorum. 8, 7, 6, 5. 4'ten de 4 tane geliyorum. 4, 3, 2, 1. Böylelikle arkadaşlar 2, 3, 6, 6 ile gitti. 4, 8'e böldüm 2'ye 1. 7 kere 5 35. 2 ile çarparsak 70 bölü 1'den ne yapar? 70 elemanlı olur 4 elemanlı küme sayısı sevgili gençler. Hemen geldim diğer bir örneğimize. Şimdi A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde 1 elemanı bulunur? 1 ve 2 elemanı birlikte bulunur. 1 veya 2 elemanlarından en az biri bulunur. 1 elemanı bulunmazken 2 elemanı bulunur diyoruz. Evet arkadaşlar bu soru tarzında bir kuralımız var. Hemen onu yazalım. Şimdi arkadaşlar n'in r'lisi bana niye veriyordu? N elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümeleri. Şimdi burada sevgili arkadaşlar şöyle örnek verecek olursam. Örneğin 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerini bulacağım. Buradaki gibi. Yani aslında ben buraya 3 tane eleman yazacağım. Sadece 3 elemanları bulacağım. Şimdi soru da bana bulunur diyorsa örneğin 5 elemanlı bir küme nedir? 1, 2, 3, 4, 5. 3 elemanlı alt kümelerde 1 bulunur diyor. Şimdi 1 bulunur diyorsa ben 1'i buraya yazmak zorundayım. Çünkü 1'i alacağım. O zaman arkadaşlar bu kümeden kaç tane seçeceğim? Sadece 2 tane seçeceğim. Peki hangi kümeden? 1, 2, 3, 4, 5'ten değil. Dikkat edin. Zaten 1'i yazdım ben buraya. Bu 1'i siliyorum. Bakın kaç tane elemanım kaldı? 4 tane. O yüzden not yazıyorsunuz. Bulunur derse bulunur. 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 Arkadaşlar n r'li. Bir eleman mı bulunur? N'den 1 çıkartıyorsunuz, R'den 1 çıkartıyorsunuz. 2 eleman mı bulunur? 2'şer çıkartıyorsunuz. O yüzden 5'in üçlü kümesinde ben bir elemanı bulunur diyorsa 5'in üçlüsünden 1'i çıkartıyorum. Bakın bu bir sayı olan bir. 1'i çıkardım. Ne oldu? 4'ün ikilisi oldu. Zaten bakın ben kaç tane seçim yapacağım? 2 tane. Bir buraya alacağım, bir de buraya alacağım. Kaç elemandan? 4 elemandan. O zaman 4'ün ikilisi. 4'ten 2 tane geri gel. 4, 3. 2'den 2 tane geri gel. 2, 1. 4 kere 3, 12 bölü 2'den ne yapar? 12 bölü 2'den 6 yapar. Birincinin cevabı 6. Geldim. 1 ve 2 elemanı birlikte bulunur. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 1 ve 2 elemanı aynı anda bulunacak. O halde diyorum ki ben buna da B diyelim. 5'in üçlü alt kümesinden 3 tane eleman seçeceğim ama bir tanesine 1, bir tanesine 2'yi koyacağım. O zaman seçeceğim ne kaldı? Bir tane kaldı. Bulunur'da ne diyorduk? Üstten ve alttan çıkartıyorum. O zaman 5'in üçlüsünde hem 1'i seçtim hem 2'yi seçtim. 2 eleman seçtim. 2 tane çıkartıyorum. Seçeceğinden de 2 tane çıkartıyorum. O zaman 5'in ikilisi 5-2'den 3. 3-2'den 1. 3'ün birlisi oldu. Bu da 3'ten bir tane geldim. 1'den bir tane geldim. 3 bölü 1'den 1 olur. Bunun da cevabı 1 olmuş oluyor. Geldim şuraya. 1 veya 2 elemanlarından en az biri bulunur. Şimdi arkadaşlar C seçeneğinde şöyle bir yorum yapacağız. 1 veya 2 elemanlarından en az biri bulunur demek
O halde 1 ve 2 elemanın olmadığı diğer kümeleri alacağım. Şimdi ben biliyorum ki 5'in üçlü kombinasyonu nedir arkadaşlar? 5'ten 3 tane geri gel. 5, 4, 3. 3'ten de 3 tane geri gel. 3, 2, 1. Bakın 3'ler gitti. 5 kere 4, 20 bölü 2'den 10. Benim 10 tane 3 elemanlı kümelerim var. Bu 3 elemanlı kümelerin kaç tanesinde 1 veya 2, en az 1'i bulunur. İkisi de bulunabilir. Ama şu bir gerçek. 5'in üçlü kombinasyonunda kümelerde 1 ve 2 olmayanı istemiyor sizden. Yani ben bu 10 tane elemanın içerisinden 1 ve 2 olmayanı silersem kalanlarda 1 ve 2 vardır. O halde hemen bir yıldız atıyoruz. Bulunmayanı nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar bakın aynı örneğe bakalım. Şimdi ben diyelim ki burada bir elemanı olmayanı arıyorum. Şimdi bir elemanı olmayanı arıyorsam seçeceklerim yine hala 3 tane. Ama birin olmadığı kümem 4 tane. O yüzden bulunmazlarda sadece üstten çıkartıyorsunuz, alttan çıkarmıyorsunuz. Bu bulunmaz demek arkadaşlar. Bulunmaz. Peki ben şimdi kimin bulunmasını istemiyorum? Hem birin hem ikinin. Çünkü onları çıkaracağım. O halde 5'in üçlü kombinasyonundan 2, 1 ve 2 olmayanı çıkartırsam 3'ün birli kombinasyonu olur. Bunun da cevabı kaç? 3. 3 tane 1 ve 2 yok. O halde 10 tane kümemden, alt kümemden 3 tanesinde 1 ve 2 yoksa 7 tanesinde 1 veya 2 en az 1 vardır ya da ikisi vardır. O yüzden cevabımız nedir arkadaşlar? 7'dir. Geldik diğer D seçeneğine. 1 elemanı bulunmazken 2 elemanı bulunur. Şimdi D'yi de şuraya yazalım. Şöyle bir ayıralım. D seçeneği diyelim. Arkadaşlar bulunmazdan kimden çıkartıyorum? Sadece üstten. Bulunur da hem üstten hem alttan. O halde diyorum ki 5'in üçlü kombinasyonunda dikkat. Bir elemanı bulunmaz. Sadece üstten çıkartıyorum. Ne oldu burası? 4'ün üçlü kombinasyonu oldu. Şimdi devam ediyorum. 4'ün üçlü kombinasyonunda da 2 elemanı bulunur. O zaman hem buradan hem buradan çıkartıyorum. Bu da ne oldu? 3'ün ikili kombinasyonu oldu. 3'ün ikili kombinasyonunda 3'ten 2 tane geri gel. 3, 2. 2'den de 2 tane geri gel. 2, 1. 3 kere 2, 6 bölü 2'den. Bu da ne yapar arkadaşlar? 6 bölü 2'den 3 yapar. Bunun da cevabı 3 olmuş oldu. Evet sevgili arkadaşlar. Kümeler konusundaki temel kavramları aslında bitirdik. Alt küme nedir? Öz alt küme nedir? Kümede eleman ne vardır başka? Eleman sayısı bulma, alt küme, öz alt küme. Bunların hepsini öğrendik. Şimdi bir sonraki video, yani bir saat sonra gelecek olan videoda kümelerde işlemleri geçeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.